Enerji bilen ve şeytancı Müslüman Efendi SGS'ye getirdim ya. İzin de ha. Hayda efendim. Kötü fon şeytancı kötü fon. Şeytancı of nam of. Hayda bu efendim. Aga ya. Ay men. Ne et am. Bir. I am makam şeytancı of. Şey, Tufuf makamı Şeyh Hasretli Efendi Han El-Nakşibendi İslam alemi şey Hoca Efendi İslam Hoca değilim İslam alemi olabilir çünkü kitap yazdım İlim de yükleniyorum. Şimdi şeytemi sohbetine başlıyorum efendim. Konumuz İslam olacak. Ben size bakalım masam yok hava şahidi. Tam amanat kıyı olabilirim. Sorun değil. İbadetlerim izin versinler. Pagalı amanat kıyı olayım. Tek ben ödümesin. Gönderirlerse de amanat kıyı olayım. Bunu da almam mahalleme dinliyordu işte. Yaptığım hizmet Almanya'ya böyle sattım. Şimdi şeyde sohbete başlıyor. Şimdi diyebilirim ki bir insan zengin olmak isteyen mi ister? Her dünyaya gelen insanın egoizm vardır. Yani bir liderlik tutkusu vardır. Mesela Allah Resulü insanların en güzel, en ahlaklıydı. En üstünlüydü. Kalbi en temiz olanlıydı. Manen ve hakken dünyanın en üstünlüydü. Dünyanın en üstün insanı Muhammed Aleyhisselam'dı. Bunu gerçekten. Emin olun kıyamet onun güzelliğiyle güzelleşecek. İnsanın Müslümanlığa vaat edecek. Habibi Kıble Muhammed Aleyhisselam'ın işi bak. Güzelliğiyle daha güzel oydu işi bak. Tamamıyla kıyamet zor geçecek. Kıyamet dünyaya benzemez. Kıyamet zor geçecek. Onun için orası öyle doğrusu civarası kelam. İlla ki dikkat etmek lazım. Rabbim Allah-u Teala'nın önündedir. İstediği tarafa tırmayın. Şimdiki adamlar Türkiye'de hata yapıyor. Sistematik olarak. Son 10-15 sene AK Parti yönetimde iyiliğe gitmeye yönelik bir adım atıldı. İşte Cumhuriyet sonra layıklığı, dağıtma sonra layıklıkla Cumhuriyet'te mensubluğum yok. İyiydi, güzeldi, haklı. Devletimiz reisleri ne derse olur. Atatürk beni seviyorum, ben seviyorum. Çünkü hapise atacaklar, ödeyecekler. Zaten seviyorum da bu iş böyle. Şimdi bütün dünya şu Türkiye gözünü dikmiş. Orta Doğu, Ukrayna'ya. Bütün dünya. Polonya hastalığını. Maymun çiçeği hastalığını bırakmış. Ukrayna mesela bu. Türkiye mesela bu Ukrayna'ya çıkmış. Kafirler, Amerika'da kafir daha Türkiye'de, daha Türkiye, Yunanistan daha Türkiye fethedemez. Fethedemez. Çünkü İstanbul merkezi, neresi olup Ankara olsa giden İstanbul'du. Türkiye merkezi. Ve bunun cimesinde. Anadolu'du. İstanbul'du.
İstanbul içinde kafirleştik. İçinde kafirleştik. Fetholmuyduk. Bu iş böyle. Haydi Yunanistan ise Ege'den gelirse Anadolu'da yenilecek. Yenilecek. Sokun doğuda. Doğuda İsrail akımı var. İsrail devleti bir gün Suriye'yi fethedecek belki. Belki Suriye bölünecek. Belki Mehdi Esen çıktı. Bir şey de uyduk giydik. Filistin devlet diye bir devlet kavuştu, bu iş böyle oldu. Onun için emin olun, emin olun. Yunanistan gücü yetmez. Bana göre. Türkiye silahını koymuş. Ölse bile robot silahlarımız var. Robot de, denizimizde bile robot flotlar var. Onu, flot diyorlar onu öyle. Flot diyorlar onu öyle. Sorun bu. Onun için İslam Müslüman olarak Müslüman olarak dikkat etmek lazım. Bakın bir gün Türkiye Devleti aziz Türk Milleti birleşmesi lazım. O Türkiye Devleti'nde bir devlet olması lazım. Bir cumhuriyet, bir başkent olması lazım. İstanbul gibi büyük bir şey. Askerbet gibi, Taşkent gibi büyük bir şey başkent olması. Türkiye'de olsa daha iyi. Türkiye Anadolu'ya daha yakın. Avrupa'ya daha yakın olsa daha iyi. Bir şeyi başkent olması lazım. Bir paradigma olması lazım. Bir sınırlar açılması lazım. Ana Avrupa Birliği gibi. Bu güzel bir akım olur. Ekonomi bir olması lazım. Her şeyin bir olması lazım. Bu güzel olur. Onun için Allah her yerde galip be. Kafirleri bak bir gün Ukayna kafirde kafir savaşıyor. Zengin kafir fakir seviyor. Zenginle fakir yardım. Zengin kafir bir zengin fakir zengin bir kafir. Kafirle böyle haindir işte. Kafir Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Macar'da hainle yardım et Ukayna'ya. Onun için sistematik olarak herkes kendi çıkarı peşin. Dünya insanlar da böyle. Herkes kendi çıkarı peşin insanlar da. Kendi tarafını tutuyor. Bunda mı anlaşılıyor? Temiz akla adam dedim ya efendi söyledim güzel akla bakalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inanın bugün yaşasaydı bu sorun olmazdı. Bir Muhammed Aleyhisselam'a ihtiyaç var. Bu nedir Mehdi Aleyhisselam? Mehdi Aleyhisselam gerçekliğini gösteriyor. Bir Muhammed Aleyhisselam olsaydı efendim bu sorun olmazdı inanın. Bir peygamber olsaydı bu sorun olmazdı. Bu sorun olmazdı. Muhammed Aleyhisselam'ın gerçekliğini gösteriyor. Bir emir mümin halife olsa bu işte gözü. Bak bunun olmazdı. Onun için ne istersen böyledik. Benim hedefim İstanbul'a, onun için İstanbul'a yerleşmek istersen maske olmak için inşallah. Bu iş böyle. Bu iş ne istersen görecek. Hiç kaçınmamak. Ne istersen görecek. Ne istersen geldiği zaman da Mehdi Amerika'da, Rusya'da, İsrail'de, Amerika'da hiç kimsenin gidecekmiş. Allah'ın yardımıyla. Allah için yardım edecekti. Allah için yardım edecekti. Kimse. Mehdi ise Vatikan'da, Roma'sında, Tel Aviv'de FETÖ'ydü. Amerika'da devlet görmeyecekti. Amerika gibi Rus gibi eriyecekti belki de FETÖ'ydü belki. Onun için şunu yapma Sünni. Hanif dinine ben size bakalım. Masanın üstüne bakalım. Masanın Sünni dinine inanan Müslüman. Sünni dinine Hanif.
Şimdi dinleyin canım. Çok uğraştım.